Son yıllarda narenciye yetişen ülkelerde ve Türkiye'de üreticiler için katma değeri yüksek bir mandalina cinsi W. Murkot ve Tango, özellikle insanların C vitaminine ihtiyaç duydukları Aralık, Ocak ve Şubat aylarında hasat edilmekte olup, küçük çocukların bile soyup tüketebilecekleri bir ürün olduğundan, tüketim kolaylığı açısından insanların da öncelikli tercihi olmaktadır. Çukurova'da W. Murkot çeşit mandalina yetiştirilen tarım işletmelerine yakından bakalım. 22 Aralık 2020 tarihi itibariyle Adana Kesik mevkiinde 6 yıldır Heka Grup Full Program yapılan bir turunçgil işletme tesisindeyiz. Şu an itibariyle bulunduğumuz işletmede W. Murkot ve Tango çeşitleri hasat edilmekte. 10 senedir bu işin içindeyiz. Narenciye ve üretim. Ve şu anda da 2 senedir de entegre tesislerini kurduk. Entegre tesislerimizi kurmamızın sebebi kendi ürünlerimizi iç piyasada ve dış piyasada değerlendirmek. Buna da 2 senedir 3 aşağı 5 yukarı bayağı muvaffak olduk. Migros'lar, Şok Market ve Makro Marketlerle çalışıyoruz. Dış piyasada sadece Avrupa Birliği, Hollanda ve İngiltere'ye mal yapıyoruz. Burası Sökün Tarım İşletmesi. Yaklaşık bahçemiz 5-6 yaşlarında olmakla birlikte İçerisinde Tango veya W. Murkot ürünlerimiz var. Yaklaşık dekar olarak 350 dönümlük bir alandayız. Tam bir hasat dönemindeyiz şu an. Yıllardır da Ali Özler grubuna malımızı satış yapıyoruz. Tömük beldesindeyiz. Bahçemiz Burak İmer'in bahçesi olup 5 yaşında W. Murkot bahçemizdir. Hekagro olarak dikiminden itibaren full program uygulamalarımızı yapmaktayız. Bu bahçemizde özellikle tabandan structure, likit humus, katalist gibi ürünlerimizi kullanırken yapraktan da Nitro 26, ZN9, K-Bor, Takeoff Magnum, Takeoff Rally, yine Nutrikal ve Nitro K uygulamalarımızı düzenli yapmaktayız. Tabii bu uygulamalarımızı toprak ve yaprak analizlerimizle destekleyerek her yıl revize edip uygulamalarımıza Ocak ayı sonunda itibaren başlamaktayız. Bahçe geneline baktığımız takdirde bu 350 dekarlık alanda her sene tonajların üstüne koyarak periyozite yaşamadan aynı kalitede ürünü alabilmek bizler için çok önemli. Pazar olarak istenmiş olan kaliteyi, ürünü firma bazında yakaladığımız için tercihimiz Hekagro olmuştur. Bildiğimiz üzere 2020 yılında Mart ayında başlayan pandemiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de gıda ihtiyacı arttı. Ayrıca 2020 yılının Mayıs ayında turunçgillerde istenmeyen bir sıcak hava koşulu oluştu. Bu sıcak hava koşulunda tüm Çukurova'da, Akdeniz'de ve Ege bölgesinde narenciye turunçgil yetiştirilen tüm bahçelerde meyve dökümleri yaşandı. Hekagro olarak bakmış olduğumuz bahçelerde bu meyve dökümleri minimum seviyede oldu. Özellikle turunçgil yetiştiriciliğinde Hekagro firması olarak 20 yılı aşkın bir süredir tecrübemiz mevcut. Her yıl özellikle narenciyenin yoğun yetiştirildiği Adana, Hatay, Antalya, Mersin bölgesinde birçok bahçede uygulamalarımız mevcuttur. Bu uygulamalarda bu gördüğümüz özellikle her yıl düzenli meyve almak ve birinci sınıf kaliteli meyve oranının yüksek olduğu hasatlar yapmaktayız. Sezon başından başlayarak sezon sonuna kadar Hekagro firmasının bize çıkartmış olduğu programlar, denetlemeler, onların bizi yönlendirmeleri, analiz sonuçlarımıza göre dahi gübreleme programlarında bizlere yapmış oldukları yardımlardan dolayı çapı ve kaliteyi daha iyi yakalayabildiğimiz için diğerlerinden rakamsal olarak biraz daha iyi fiyatlara satabiliyoruz. Bu da bizi çok çok memnun ediyor. Uygulama yaptığımız işletmelerde pozitif yönde ortak özellikler var. Bunlar aynı çaptaki meyvelerin birim aralığının daha fazla olması, cilt kalitesi, meyvenin homojenliği, aynı zamanda raf ömrünün uzun olması. Besleme gruplarını genelde Hekagro ve Aktorgo olarak kullanıyoruz. Gerek Enis Hekimoğlu, gerek müdürleri Sami Bey, herkes elinden geldiği kadar yardımcı oluyor.
Haftada bir gelip araziyi dolaşıyorlar, ediyorlar. Eksiğimiz, yediğimiz ne varsa bunları 3 aşağı 5 yukarı kullanıyoruz. Kullandığımız taban gübreleri ve yaprak gübrelerinden bayağı memnunuz. Hekagro firmasına da teşekkür ediyoruz. Yıllarca ticaretle uğraştık. Ek iş olarak da tarım. Tarımın içerisinde de limon bahçeciliği biraz daha ön plana çıkıyordu. Bu arada klasik olarak yıllardan beri kullandığımız ilaçlar vardı, gübreler vardı. Bir arkadaşımızın tavsiyesiyle Hekagro'cu yönetici arkadaşlarımızla tanışma imkanı bulduk. Hekagro ile hikayemizin başlaması şirket yetkilisi Vedat Bey ile tanışmamızla oldu. Bahçelerin toprak ve yaprak analizlerini yaptırdık. Buna göre de firma bize bir program gönderdi, gübreleme programı gönderdi. Ve bu program doğrultusunda ürünleri zamanında ve eksiksiz olarak teslim aldık. BBS diye bir kendimize formül ayarladık. Yani öncelik nedir limon bahçeciliğinde? Budama, besleme ve sulama, BBS. Limon üretiminde budama ve sulamayla birlikte gübreleme de çok önem arz etmektedir. Hekagro olarak biz de bu bitki besleme bölümünde düzenli bir şekilde uygulamaları planlayarak üreticilerimize sunmaya çalışıyoruz. İyi bir budama çalışması yaptıktan sonra da Hekagro'nun reçetelerini uygulamaya başladık. İyi olacağını zannediyorum. Geçen sene bir uyguladık, bayağı bir netice gördük. Bu seneden sonra daha iyi olacağını zannediyorum. Toprak tahlilinden başlayıp sezon içindeki yaprak analizleriyle beraber yıllık bir program çıkarıyoruz. Ve bu programa istinaden de sezon boyu uygulamalarımızı yapıyoruz. Şu anki görüntüde gördüğümüz gibi tomurcuk döneminde biz buna kış uygulaması diyoruz. Özellikle yine analizlerle belirlenen eksik elementlerin tamamlanmasını baz alaraktan ZN9, K-Bor, Nitro 26, Resis gibi ürünlerimizi uyguluyoruz. Özellikle kış uygulaması dediğimiz bu uygulamada iklim değişikliğine bağlı olarak, gece gündüz ısı farklarına bağlı olarak gözlerde sağlıklı bir uyanmayı teşvik etmeye çalışıyoruz. Akabindeki uygulamamız tomurcuk uygulaması dediğimiz çiçek oluşum dönemindeki uygulamalarımız. Bu dönemde de Bloomtastic, Takeoff, Magnum, Resis gibi ürünlerimizle birlikte meyve tutumunu teşvik etmek ve sapları güçlendirmek için Essential Plus, Selecto X Large ürünlerimizi uyguluyoruz. Limonda aslında çok ikinci plana atılan kalsiyum uygulamaları çok önemlidir. Biz yine tomurcukta ve meyveye dönüşte mutlaka Nutrical uygulamasında yine meyve tutumu ve kalite için tavsiye ediyoruz. Bu dönemde yine topraktan azotla beraber structure uygulaması yapıyoruz. Bitkinin gelişimi ve uyanışı aşamasında. Daha sonraki süreçte meyve tutumuyla birlikte Monarch ve Katalist uygulamalarına başlıyoruz. Ve o dönemde de meyve tutumundan sonraki süreçte de yine Essential'la birlikte Nutrical, Nutrika, Nitro-K gibi meyve kalitesini ve meyvenin iriliğini oluşturmak için uygulamalar yapıyoruz. Özellikle damlamadan da tüm sezon boyunca gübrelerimizle birlikte hem toprak yapısının iyileşmesi hem topraktaki organik yapının toparlanması için likit humusumu uygulamalarımızda düzenli bir şekilde yapıyoruz. Firma yetkililerinin bize vermiş olduğu, sağlamış olduğu destek, istediğimiz zaman onlara ulaşabilmemiz ve aklımıza takılan her türlü soruyu onlara sorabilmemiz bizim için çok önemliydi. Verdikleri bu destekten ötürü de onlara teşekkür ediyorum. Şimdi bu arkadaşlarımızda şunu görüyoruz. Bizi devamlı takip ediyorlar. Abi Şubat'ta şunu verecektik, verdik mi? Mart'ta bunu verecektik, verdik mi? Nisan'da bunu verecektik, verdik mi? Az itiraz ediyoruz da onlar kırmadan biraz daha baskıyla bunları bize yaptırıyorlar. Ve bu icraatlar neticesinde de iyi bir sonuca gideceğimizi zannediyorum. Yani bu sene daha iyi bir sonuca gideceğimizi zannediyorum. Kendilerine teşekkür ediyoruz huzurlarınızda.